Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz. Merhaba, selamun aleyküm. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Çok güzel, inşallah güzel konulara temas edeceğiz. Şimdi öncelikle şöyle bir düzeltme yapalım. Bir Trabzonsporlu kardeşimiz, abi bir videoda, demek ki önceki videolardan fark etti. Real Madrid maçında AZ'in yendiğinden bahsediyorum. Yani bu genç takımlar şeyini kategorisinde, yani üst düzeyde değil yani. Onu bir düzeltme yapalım. Yani bunun da olmayacağı zaten belli. AZ Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyor. Zaten normal düşünsek buluruz zaten. Ne istediğimizi, biz de söylediğimizin bir altyapısı vardır muhakkak. Şimdi direkt kapak konusunu da yaptık. Onlara geleceğiz. Trabzonspor Titanic gibi batıyor. Ondan sonra alt kısımda yine kapakta Montella 1+1 söylememizi inşallah bunun nedenleriyle, sebepleriyle açıklamaya çalışacağız. Öncelikle şöyle başlayayım. Biraz sonra tabii maç da var. Yaklaşık 1,5 saat sonra. Şu anda 17:51 burada yerel saatte Hollanda'da. Maç işte 1,5 saat var yaklaşık olarak. Ankara Gücü maçına da değineceğiz inşallah böyle ufaktan, ama şöyle önce başlayalım. Taze bir konu düştü. Yerel medyada da bazı gazetelerde gördüm. Gördüğüm kadarıyla Süleyman Cebeci'nin, biz bunu bir çok öncelerden videomuzda Süleyman Cebeci'den bahsetmiştik. Şimdi burada Türkiye'de futbolun neden böyle sıkıntılı olduğunun da bariz bir örneği bu işte. Trabzonlu bir genç. Şimdi bunu örnekleriyle anlatmaya çalışacağım. Pazar günü maç seyrediyorum. Zaten kafamda Süleyman Cebeci olayı daha olmadan onu tasarlamıştım. O çocukları söyleyecektim. Monaco-Strasbourg maçı var. Maçı seyrediyorum. Sonra bir baktım kadrolara. 2-0 yeniliyordu galiba önce Monaco. Strasbourg'la evde oynuyor. Bir baktım 2-2 işte oldu. 3 yendi sonra. Ama golleri atanlar, ilk golü atan Fas asıllı 2005 doğumlu. Ondan sonra galibiyet golünü atan 2004 doğumlu. Ama biz hala şunu beceremiyoruz, şunu yapamıyoruz. İşte orada Monaco'da yani Mbappe gibi satmayacak belki ama devamlı fabrika üretiyor. Yani Mbappe gibi 180 milyon euroya satmazsa işte yine duyacağız bir sene sonra veya bu sene 60 milyona, 40 milyona bir şekilde futbolcu sattığını göreceğiz. İşte bariz de örneği golleri atanlar 1-2005, 2004 doğumlu. Bu çocuklar Allah bilir 400-500 bin euroya mı ne oynuyordu. Belki o bile değil. Ama bizim çocuğumuz, kendi öz çocuğumuz Süleyman Cebeci geliyor. Trabzonspor'dan, artık basının yazdığına, çizdiğine göre biz söylüyoruz. 475 bin euro Trabzonspor'dan istiyor. 2003 doğumlu. Diğer adamlar Fransa Lig 1'de gol atmaya başladılar. İşte goller atıyorlar neyse. Takıma giriyor. 11'e giriyor. Monaco gibi bir takımda. Ama bizim çocuğumuz daha oynamadan 475 bin euro istiyor. Şunu da söylemiştik biz. Yine Benfica'da oynarken, şimdiye bakmayın. Biz önceki videolarımızda söylemiştik. Joao Felix Şampiyonlar Ligi oynuyor Benfica'la. 475 bin euro ancak kazanıyor. Diyelim 500 bin euro mu? 400-500 bin euro arası. O net de olmayabilir ha. Biz net diyelim. Ama bizim çocuğumuz Şampiyonlar Ligi oynamadan, ondan sonra daha bırak Şampiyonlar Ligi'ni, Türkiye Ligi'nde doğru dürüst oynamadan, işte işler acısı, çarpık hal bu. Sen şimdi kardeşim, sen Trabzonlusun, Trabzonsporlusun. Sen önce bir 2 yıl bir kontrat yap bakalım. Önce bir kadroya girecek misin? Ne yapacaksın? Yani sende bir şey varsa sen paranı her zaman kazanırsın. İşte Yusuf Yazıcı da böyle. Yusuf Yazıcı geri geliyor. 1 milyon euro alıyor ama hiçbir şey veremiyor işte böyle. O konuyu kapattıktan sonra hemen tabii Victor Hugo, çok sevindim ben.
İşte böyle zarar etmeden, sportif başarıdan çok ben böyle kulübün finansal, maddi açıdan nasıl gittiğine bakarım. 3,2 milyon euroya aldığın adamı kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Verdiği emekler için yolu ve bahtı açık olsun inşallah. 1,8 işte örnek. Bizim çocuğumuz Trabzonlu 475 bin euro istiyor. 300 bin küsur eurosunu da bırakıyor. Elde olmayan sebeplerinden dolayı galiba annesi rahatsız. Ve 1,8 milyon euroya da yani 2,5 3 yıl 2,5 3 yıl kullandığım bir adamı, sende top oynayan bir adam, üstelik yine kalsa yine 1,5 milyon euroya yakın para kazanacaktı. Oradan da bir karım var ve gidiyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Buradan Hugo'dan ben böyle karlı işleri Trabzonspor devamlı yapması lazım. Sportif başarı zaten ondan sonra sen maddi açıdan iyi olduktan sonra her zaman kendiliğinden ileride yine iyi politikalarla mı, iyi futbolcu seçimlerinden, iyi hoca seçimlerinden bunu her zaman halledebilirsin. Ben daha çok oyuncu bekliyorum tabii bu arada. Daha çok oyuncu bekliyorum inşallah seneye. Ve ilk bana göre gitmesi gereken oyunculardan sadece futbol açısından değil, maliyeti açısından da, kazandığı para açısından da şu ilk dördü söyleyebilirim. Hatta ben 6'ya yükseltiyorum. İlk dört şöyle. Bartra, Bruno Perez, Uğurcan bence. Uğurcan. Hatta Uğurcan'a şöyle bir parantez açayım. Yine burada videoların birinde mi benim sevdiğim kaleci tipi değil demiştim. Sevdiğim kaleci değil yani o tarz bir şey söylemiştim. Tabii herkes Uğurcan söylerken sesimizi fazla ben şey yapmak istemedim. Yani şeye de, moral bozmaya da gerek yok. Uğurcan aradığım tarz kaleci değil. Bir ara söylemiştim galiba. Yediği gollerde artık bu saatten sonra milli takım da Altay'la hatta Beşiktaş maçında da Altay'ın biraz onlara artık zor görünüyor gibi şu anda Mert Günok'un böyle formda olmasına. Evet, kimdi o dört oyuncu? Bartra, Stefano Denswil bile olabilir. Bence o da. Arka yani. Perez ve Uğurcan. Artı iki, dört artı iki benim Enis Bardi. Enis Bardi, Abdülkadir bile yani iyi paraları bulursa atıyorum 10-15 milyon euro arası artık 10. Şu anda zaten piyasa değeri 9,5 galiba 10. 12 bulduğu zaman 10-15 arası yani artık tamamen bir temizlik, yeni yapılanma gerekiyor. Yoksa Trabzonspor böyle çok pasif kalıyor. Yani bence Kayseri gibi bana göre sıradan bir takıma yenildi. Adamlar doğru dürüst transfer tahtası kapalı. Maçtan bir gün önce mi 2 gün önce bir oyunculara gidiyor. Bana göre aynı Basel gibi yani sıradan bir takıma yenildiler. Yani burada hemen Çağdaş Atan güzellemeleri de başlamasın. Trabzonspor çok yanıltır. Yıllar yılı derim. Kayserispor yani. Hemen Türkiye'de taktik şudur onu da söyleyeyim. O maç gelmişken. Türkiye'de taktik şudur. Trabzon'un böyle bir transfer şeyi çıktı Mensah'la ilgili. Hemen sahaya attılar. Doğru dürüst oynamayan. Bir de Trabzon'a işte bunlar da hep taktiktir. Gelen hocalar bunu yazsın bir yere. O oyunculara özellikle tutarım ben. Bir de taktik budur. Trabzon'a işte Emrah Başsan mıydı o? Gol mü atıyor? Bir zaman Ömer Şişmanoğlu vardır. Mustafa Pek demek. Böyle oyuncuları sahaya atarlar bilerek. Yani bunlar da taktik maktik bir şey yok. Bana göre Çağdaş Atan Trabzonspor'un hocası olamaz. Hiçbir bana göre olamaz. Benim kriterlerime göre. Onu da söyleyeyim. Yani böyle işte taktikle öyle iki şeyle olmaz. Klopp Nuri'yi biz gördük zamanında. Ve şuna gelelim. Hoca konusu, hoca mevzu. Montella kapağı da koyduk. Montella
Eğer düşünülüyorsa çok zor bir karar ya. Ben bile böyle çok kararsız kaldım. Hangi hoca olabilir? Yani ben %100 Montella diyemiyorum yani. Onun için bir önceki videoda da %51 demiştik. Hani imzalarsam dahi 1+1 yaparım. Yani duruma göre. Nasıl Vakayeme'ye böyle değişik bir kontrat yapıldıydı da bir senesi patlama yaptı. Şu kadar asist, şu kadar gol yaparsan artık böyle bonusları sözleşmelere koyması gerekiyor Türk takımlarının. Ama maalesef işte oyunculara bir an önce almak, sabırsızlık. Oyuncular buradan beleşe para kazanmaya Türkiye'de devam ediyor hiç oynamadan. Mesela Montella'ya atıyorum 1+1. Bu arada Graham Potter'ı bıraktı Chelsea. Şunu gördüm. Yani hocalara da çok para. Bak Chelsea gibi takım 114 bin sterlin mi yılda, işte ayda kazanıyormuş. Ayda. Bunu 12 ile çarp. İşte 100 olsa 1-200, 1-300 de. 1 milyon 300 bin euro. Yani bu adamlara Türkiye'de bak bu bir örnek. Adamı da çıkışını verdiler. En sonunda kovuldu. Hiçbir şey yapmadan. Graham Potter. Bu bir örnek. Yani sen çok düşük bir rakama 1 milyon euronun üstüne çıkmaması lazım bir hoca. 1 milyon euronun üstüne çıkmaması lazım. Bu çok acayip uç bir örnek. İşte o kadar maliyetli bir takım Chelsea'nin başındaki hoca 114 bin sterlin aylık kazanıyormuş. Buradan Montella'ya atıyorum şöyle bir sözleşme yapacaksın. Abi başarılı mı oldun? Kalabilirsin. Ama yani başarılı mı oldun şöyle kriterleri olacak. Beni 1 ila 2 veya 1. 2. oldum veya 1 ila 3 yani artık onun kriterini siz bulun. Veya işte Türkiye Kupası'nda Avrupa Kupalarında şunu yaptın prim yine Avrupa Kupası'nda çeyrek final mi oynadın? 150 bin euro daha. Şunu mu yaptın? Böyle onu teşvik edici, onu iştahını kabartacak şeyler, maddeler koyacaksın ve tabii ki o zaman hocanın da şevki kırılmamış olur. Yani böyle değişik maddeler. Yani ben detayına şimdi burada incelemek gerekiyor. Onu dediğim gibi Montella 1+1 orada rizikoya girerek 2 yıl, 3 yıl sonra yine tazminat ödemeyelim. Trabzonspor tabii ki attığımız kapak başlığı Titanik gibi batıyor derken tabii bunu biraz irdeleyelim şimdi de. Titanik gibi tabii ki futbolcuların maliyeti. Sen bugün oynamayan Koyta'ya imza parasıyla 1,5 milyon euro verirsen Stefano Densville'e 2,1 midir? 2,1 milyon euro verirsen. İşte daha böyle maliyetli kim var? Bayağı şimdi yavaş yavaş başladı. Bartra tahminimce 1,5-2 milyon euro arası o da alıyor. Yani kapta açıklananların hariç bilmem imaj paralarından bahsediliyor. Şu bu. Acayip bir ülke ya. Hani hiçbir başarı yok. Adamlara ver. Ya bak 91 doğumlu Bartra demişken çok hayıflanıyorum. Ya 91 doğumlu Bartra'yı alacağına bizim söylediğimiz 97 doğumlu İtalya Ligi görmüş. Luis Felipe'yi alsana ya. Brezilyalı tandemde ikisi aynı dili konuşacak. Lazio gibi takımda oynamış. Bak bu sene ikinci İtalyan Ligi'nin Serie A'nın sertliğini görmüş. Bartra'dan daha çabuk. 26 yaşında şu anda o da. Geçen sene aldığında 25 yaşında. Genç alsana biz her zaman söylüyoruz ya. Onun da bonservisi elinde. Dediğim gibi onu satma imkanın olabilir her zaman. Allayıp pullayıp satabilirsin. Dediğim gibi Bartra, Maxi Gomez 1,750 bin, 1,8 milyon euro alıyor. Hani onda biraz yaşı biraz daha genç olduğu için satma imkanı aldığım paranın üstüne de satma imkanım var. Piyasası olan bir isim. Peki Umut Bozok? Yani tüm bunlar Umut Bozok 1,5 milyon euroya yakın alıyor galiba.
Yani kapına baktığımız zaman Umut Bozok 30 milyon TL'ye yakın mı alıyordu? Yani yalan olmasın. Şuraya yazalım isterseniz tam bili. Yani bunlar deli paralar ya. Umut Bozok kap yazalım. Kap açıklaması geldi. Evet. Evet ya. 26.250. 26.250 ilk yıl. Ondan sonra 31.500, 2023, 2000 çok büyük para bunlar ya. Bunlar olmaz ya bunlar. Bu adam yani 1 milyon eurodan fazla para alıyor ya. Çok paralar. Onun için başlığımıza uygun olarak da bu yanlış futbol politikaları neticesinde Trabzonspor hakikaten Titanik gibi batıyor. İnşallah buna bir an önce çözüm bulurlar. Bunun çözümü de bir an önce bu ağır maliyetli, külfetli oyunculardan kurtulmak. Yani özellikle şu dediğim dört isim: Perez, Denswil, Bartra, Uğurcan. Uğurcan'da artık bir değişiklik yapılabilir. Eren'i zaten söylemeye gerek yok. Eren bir çalınmıyor. Ben bu yaşta yemem. Eren Elmalı yani oğulcum yani ne diyeyim sana. Yani senin duruşun ya bir sol bek. Yani duruşuna bak, o çalımları nasıl yiyorsun ya? İnsana zul gibi. Ben o çalımları yesem yani duruşun yanlış bana geliyor ya. Duruş yani bunu bir hoca öğretmesi lazım sana ama. Ha, Orhan Akı ben bu yıl için devam ederim demiştim. Yani biliyorsunuz bu yılda rizikoya girmem. Zaten hocalar alacağın hocalar da belki kontratlı şu anda takımın başında olan hocalar. Trabzonspor'u bir hayli zor günler bekliyor. Ama Trabzonspor akıllı politika ürettiği sürece her zaman bunları aşmıştır. Ha, futbolu bilenler burada biz söylemiyoruz ama ben yani nazım geçen adama bunlar futbolu bilmiyor. Bağırarak, çağırarak bir şekilde anlatıyorum. Maalesef Trabzonspor'da futbolu bilenler inşallah bir gün bu işin başına gelir. Ama tabii benim için büyük bir soru işareti o. Böyle yanlış transferler, yanlış hoca seçimleri, yanlış yönetimler, bir sürü yanlışlar bir araya geldiği zaman şu Trabzonspor ya orta sahaya Kayseri maçına biraz gelirsek ya bakıyorum ya Orhan hocam ya dışarıdan antrenmanları seyredin şu ya böyle yumuşak bir orta saha olur mu ya? Yusuf Yazıcı, Ömür, Siopis ya. Ya imkan varsa şu Yusuf yani Yusuf'cum şu doğruyu da çıkardın yani şu bir 19-20 yaşlarında bir Çaykaralı genç adamın dediğini çıkardın. Bana bir zaman şöyle demişti Trabzon'da bir yerde. Abi bizden iki şey çıkar Çaykara'dan. Bir hoca, bir de kemençeci, sanatçı. Ne demek futbolcu bak adamın dediğini hiç aklına bile gelmedin. O zaman sen Fransa'da bile oynuyordun yani. Hiç aklına gelmedin. Yani bizden iki şey çıkar dedi genç bir çocuk Z kuşağından genç bir hoca, bir de şey sanatçı, kemençe. Adamın dediğini çıkarttın yani. Sen Fransa'da oynarken bunu söylüyor. Hani konu başkaydı. O futbolla ilgili konuşmuyorduk da bunu söyledi. Şimdi onun dediği aklıma geliyor. Yani şöyle bir şey var. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Devamlı ha bu arada bir sürü video yaptık. Ben Abdullah Avcı'ya da teşekkür edecektim. Unuttum. Ha, videoyu atıyorum. Ondan sonra diyorum bak Abdullah Avcı'ya da ayrıca çok teşekkür ederiz emeklerinden dolayı, emeğinden, hizmetinden dolayı. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi bir de şöyle bir şey türedi. Sosyal medya olsun her yerde. İşte Abdullah Avcıcılar ondan sonra ya da ona tam karşı çıkanlar neyse. İşte diyorum ya bizde hiçbir zaman ortası yok. Şimdi bu takımı o kurdu ya. Bu çok Abdullah Avcı fanatiği olanlara da şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu takımı o kurdu. Bu transferleri o yaptı. Ligin en sonuncusuna şimdi kimisi diyor ki işte Abdullah Avcı olsaydı. Öyle de duyuyorum. Abdullah Avcı olsaydı ligin en sonuncu takımına evinde yenilmedi mi ya? Rekoru şey yaptı ya. Alt üst etti Ümraniyespor. Ya abi lütfen ya biraz
Biraz analiz yapın ya. Öyle bir şucu bucu olmayın ya. Siyaseti aynı, futbolu sporu aynı, dinde bir hoca tutar aynı. Ya böyle bu fanatiklik olmaz ya. Ha, hizmeti de var ama yanlışları da var arkadaş ya. Yanlışları da var ya. Böyle takım mı kurulur ya? Abdullah Hoca bana böyle, bana sorsa böyle takım kurdurtmazdım ona ya. Yarısını almazdım bunların ya. Yusuf Yazıcı ilk gün başkanın da şöyle bir hata demeyelim ona da. Tabii o onu şey yap. Benim yanımda bir futbolcu o gün eli ceplerinde inse o gün tamam senden anlaşamıyoruz derdim. Orada basının önünde devam edip içeride sözleşmeye gelince yani anlaşamazdı benimle. Öyle olmaz. Yani şimdi daha çok kokusu çıkıyor. Yani öyle bir şey de yok yani. Bunu hep beraber yaptılar. Burada Abdullah Avcı'nın dahli bu işte daha çok. Yani bu oyuncuları büyük olasılıkla çoğunu kendi aldırdı. Bartra, Martra bunlar hikaye. Ben bu oyuncuları kesinlikle ya. Ya ben onu geç. Ben Lahtimi Trezeguet alacağıma şunu da söylemiştim bir videoda. Bir yıl Cervinho'dan devam etsen ne olur? Veya Trezeguet'i de aldın diyelim. Sorun değil. Lahtimi. Ya adamı zaten para vererek gönderiyorsun. Sen Cervinho bu yıl kontratı bitiyordu şimdi işte 2-3 ay sonra. Bu yıl oynasa ne olur? Ya parasını zaten verdin büyük bölümünü. O zaman dursun. Dursun sakatlıktan döndü. Şampiyonlukta yaşadı. Bunlar maalesef yanlış işler. Yani böyle bazen videoyu işte çekiyoruz, kapatıyorum. Ya şunu da söyle unuttuğum oluyor. Yani o kadar çok şey var söylenecek ki. Bunlar sadece ufak bir kesit ya. Bunlar mesela şeyi hiçbir zaman oynatamadı. Biz ona Messi demiyoruz. Zaten Messi'yi alma 2 milyon euroya adam alıyorsun. Diabate. Ya abi sen bunu hoca olarak biraz da eğiteceksin. Zaten para veriyorsun. Koyta. Böyle bir şey yok ya. Koytacığım bak. Şu Brezilyalı Bahia'ya giden Victor Hugo'dan örnek al ya. Ya Allah'ını seversen git ya. Allah'ını seversen ya. Bir yıl para almasan ne olur ya. Seninle bir şekilde anlaşırlar. Yani müthiş yanlış yaptılar. Sana imza parası ne ya. Of. Trabzonspor'un derdi bitmez. Onun için biraz sonra Ankara Gücü maçı var. Her türlü şeye gebe bir maç. Trabzonspor çünkü dengesiz. Hoca şöyle bir 10-12 hafta işte atlatsın. Yeni bir hoca ama dediğim gibi Montella olursa ben yüzde yani tam bir karar bile veremiyorum yani. 1+1 fazlaya girmeyin. Ona bir kriter koyun. İşte efendim 1+1. Şu olursa tamam bir yıl otomatikmen kontratın uzar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama hiç alelacele artık etmeyin. Deniz bitti. Kara göründü. Tüm sadece Trabzonspor için değil. Tüm takımlar için zilleri çalıyor yani. Tehlike sinyalleri vermeye başladı. Onun için ziller çalmaya başladı. Trabzonspor iyi adımlar atması gerekiyor. Bak şimdi ara transferde ben mesela Maxim'i alırdım. Mesela şu anda Beşiktaş'ın ara transferde bir takım transferleri tuttu. Trabzonspor artık yani şöyle bir şey söyleyeyim. Beşiktaş %70, %80 başarılı olduğu gibi böyle bir transfer politikası gütmesi gerekiyor. Ucuza. Ucuza. Öyle hiç Yattara, Şumkovyak her zaman tekrar ediyorum. Şota, Arçil. Bunlar ucuz maliyetli transferler. Yoksa tamamen Trabzonspor Titanic gibi batıyor. Olmaz. Titanic gibi battı başlıklar gelir artık. Bunlara gerek yok. Uçmaya kaçmaya gerek yok. Türkiye'de sportif başarı belli. Yani bugün Galatasaray, yarın Beşiktaş şampiyon olsa ne olur? Bizden daha çok borçları var. Onun için sportif başarı halbuki var ya bu şampiyonluk müthiş bir fırsat vermişti ama bunu değerlendiremediler. Evet bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Herkese iyi iftarlar.